Artı TV'den merhaba. Yeni bir ekolojik odak programıyla da karşınızdayız. Malum koronavirüs salgınının içinden geçmekte olduğumuz günlerde evde kal uyarılarına biz de uyduk ve yayınlarımızı evlerden gerçekleştirmeye başladık. Bu haftada yine ekolojik odakta koronavirüs salgınının geçirdiği durumla ilgili, mevcut durumla ilgili gelişmeleri ele alacağız. Elbette Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra pek çok can kaybına sebep oldu bu salgın. Ve Çin'deki ölümlerin ardından, oradaki ölümler devam ederken salgın Avrupa'ya sıçradı. Avrupa'da da yine maalesef can kayıpları her geçen gün artan bir şekilde devam ediyor. Şimdi elbette sağlık, yaşam, insan yaşamı, insan sağlığı çok önemli. Ama bütün bu salgının ortaya çıkış sebebini en başa doğru giderek biraz daha insanın gezegenle, insanın yaşam alanlarıyla ve insanın diğer canlılarla olan ilişkilerine dikkat çekmek istiyoruz. Bu salgının çıkış noktasına biraz işaret etmek istiyoruz. Bu hafta elbette stüdyo konuğum diyemiyorum. Skype yayınımızda konuğum aslında ekolojik odak programlarına da daha önceleri yine katılmış ve bizleri bilgilendirmiş sevgili Zülal Kalkan. Zülal hem hayvan özgürlüğü aktivisti, hem gazeteci, hem de yazar. Cumhuriyet Gazetesi'nde köşelerini yazmaya devam ediyor. Ve dün aslında hemen sözü Zülal'e vermeden önce hemen Zülal'in dünkü yazısına da dikkat çekmek istiyorum. Yaşarken betonun içine gömülmek başlıklı yazısı dün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı. Okumamış olan izleyicilerimiz de varsa hazır evlerdeyken hepimiz bu yazıyı da okumalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Şimdi ben hemen sözü Zülal'e bırakacağım. Önce bu hastalığın çıkış noktası malum hepimiz biliyoruz. Çin'deki bir deniz mahsulleri ürünlerinin satıldığı bir pazardan çıktı ve ondan sonra bu salgının hayvanlardan, diğer canlılardan, özellikle yaban hayatı, bu Çin'deki egzotik hayvan pazarlarında satılan bazı canlılardan insana geçtiğini biliyoruz. Bu noktadan itibaren istersen sohbetimize bu şekilde başlayalım ve ilk çıkış noktası itibariyle bu hastalık neye işaret ediyordu? İstersen buradan değerlendirmelerine başla Zülal. Merhaba Pelin, teşekkür ederim. Evet, dediğin gibi daha önce de ben defalarca programına konuk olmuştum. Bu sefer de korona yüzünden programa konuk olmuş oldum. Aslında çok da tatsız bir konu ve arkadaşlar stüdyoda yoğun bir çaba gösteriyorlar bu programı gerçekleştirmek için. Onlara da teşekkür ediyorum öncelikle. Evet, senin de söylediğin gibi ben de dün yazımda belirttim. Bu virüs Çin'de Wuhan kentinde bir vahşi yaşam marketi, yani aslında vahşi hayvanların etlerinin de satıldığı, her türlü hayvanın etinin satıldığı, sadece deniz mahsulleri değil, öyle bir marketten çıktı. Birçok insan aslında buna şaşırdı. Ben yazımda bunu da belirttim. Ne yazık ki ben şaşırmadım. Çünkü çok uzun yıllardır bu tür hayvansal tüketimin hem doğaya hem insan sağlığına zararları konusunda erişebildiğim ölçüde toplumu uyarmaya çalışıyorum. Yazılarımda anlatıyorum. Aktivizm buna odaklı. Buna karşı biz aktivizm yürütüyoruz. İnsanları bilgilendirmeye çalışıyoruz ama yüzyıllardır insanların benimsemiş olduğu bir takım yaşam koşulları var. Ve onları değiştirmemek için her seferinde bir takım bahaneler uyduruluyor. Aslında şaşırmamamızın nedeni şuydu. Yani konuyu yakından takip eden bilim insanları da şaşırmadı çoğu. Aslında uyarıyorlardı yıllardır. Belki bazı izleyiciler de medyadan takip etmişlerdir. 2007 yılında yazılan bir bilimsel makalede bu yönde uyarılar da zaten yapılmıştı. Daha önceki SARS virüsü gibi, MERS gibi birçok virüsler zaten aynı nedenlerle, yani insanların, hayvanların yaşadığı koşulları değiştirmesi ve onları tüketmesi nedeniyle zaten ortaya çıkmıştı. Yeni tip bu koronavirüs de yine aynı şekilde insan yaşamına girmiş oldu. Çünkü orada, o pazarlarda çekilen videoları da izleyenler olursa veya belgesellere bakanlar olursa, hayvanlar üst üste kafesler içerisinde tutuluyor. Ve o hayvanlar henüz orada canlı durumdalar. Birçoğu taşınma ve
o kafeslerde tutulma nedeniyle hasta ve yaraları var, açık yaraları var. Bunlardan sızan bir takım iltihaplar kan ve idrarla karışıyor ve aynı ortamda hayvanlar ne yazık ki katledildiği için hepsi birbirine geçiyor. Ve bu yeni tip koronavirüsünde bu vahşi yaban hayatından insanlara geçiş yaptığı yönünde bir bilimsel makale yayınlandı. Nature dergisinde, biliyorsunuz saygın bir dergidir, bilim dergisi. Onda yayınlanan bir makale bu virüsün doğal yollarla, yani evrimsel yolla insanların hayatına geçtiğini kanıtladı. Bunu da altını vurgulamak lazım, yani üstünü çizmek lazım. Çünkü medyada yapılan yayınlarda çok sayıda komplo teorisi dile getiriliyor. Bunlar gündeme geldikçe de insanlar bu hastalığı ciddiye almaz oluyorlar. Oysa ki bu insan yaşantısında bu sonsuz tüketim, yani doymak bilmeyen tüketim, doğayı ve hayvanları katleden tüketim devam ettiği sürece SARS gibi, yani diyelim ki SARS'ı aştı insanlar, işte o Çin sadece daha çok uzak doğuyla Çin'le sınırlı kalmıştı ama bu hastalık gördüğümüz gibi tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bunun da aşısı bulundu diyelim, belki bu da baş edilecek bir süre sonra. Ama bundan sonra da yeni virüslerin çıkacağı konusunda bilim insanları uyarıyor. Benim söylemek istediğim, artık bilim insanlarına kulak vermek gerekiyor. İşin uzmanlarına kulak vermek gerekiyor. Evet, şimdi senin de söylediğin gibi farklı habitatlardan, farklı yaşam tarzlarından, işte bu hayvanların kimisi ağaçta yaşıyor, kimisi denizde, suda yaşıyor. Farklı coğrafyalardan gelen bu canlıların hepsi bu marketlerde, işte wet market denilen alanlarda bir araya getiriliyorlar. Bir arada tutuluyorlar. Evet. Tabii canlı olanlar bu şekilde esir vaziyette tutuluyorlar. Hem bu pazarlarda canlı olan hayvanları görüyoruz, hem de öldürülmüş vaziyette aynı şekilde satılıyorlar. Sanıyorum bütün bu koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından sonra ve bu pazarlardan kaynaklı olarak ortaya çıkmasından sonra herhalde bazı düzenlemeler geldi. Çin'de bu pazarların kapatıldığını biliyoruz ama yine benim de medyadan takip ettiğim ve gördüğüm kadarıyla aslında en az Çin'deki kadar kötü şartlara sahip bu tarz pazarların bu Uzak Asya veya işte daha çevredeki bölgedeki ülkelerde de yer aldığı ve hala da açık vaziyette faaliyetlerini sürdürdüğü yönünde bazı bilgilere eriştim. Acaba bu konuyla ilgili gelişmeler nedir? Senin bu konuyla ilgili son okudukların, ulaştığın bilgiler hangi noktada? Evet, senin de söylediğin gibi sadece Çin'de yok bu marketler. Uzak Doğu'da birçok ülkede var. Hong Kong'da var, Tayvan'da var. Birçok yerde var. Bu koronavirüs ortaya çıktıktan sonra Çin'de geçici bir yasak aslında bu getirildi. 20 bin kadar bu vahşi yaşam çiftliği kapatıldı. Şu anda faaliyette değiller. Fakat bu geçici, söylediğim gibi. Bunun kalıcı olması için Çin'de var olan bu vahşi yaşamı koruma yasası var. Onda bir düzenleme yapılması gerektiğini söylüyor uzmanlar. O yapılmadığı sürece bir süre sonra tekrar bunlar gündeme gelebilir. Çünkü SARS'da bu olmuştu. SARS ortaya çıktığında da gene aynı şekilde kapatılmıştı oradaki bu SARS'ın çıktığı market. Fakat bir süre sonra tekrar, çok kısa bir süre sonra, o zaman misk kedileri ilişkilendirilmişti SARS virüsüyle. Mis kedisinin satışı, işte tüketimi yasaklanmıştı ama bir süre sonra tekrar bu yasak kaldırıldı orada. Çünkü neden derseniz, şunu da vurgulamak gerekiyor, çok büyük bir endüstri haline gelmiş durumda bu vahşi yaşam ticareti Çin'de özellikle. Rakamlar gerçekten korkunç. 1 milyona yaklaşık insanın içerisinde olduğu, yani bundan para kazandığı, alıp sattığı ve bu ticaretin de 500 milyar yuanı aştığı veya dolarla anlatmak gerekirse 73 milyar doları bulduğu söyleniyor. Ve çok güçlü bir lobi oluşturmuş durumda bu endüstrinin kodamanları. Yani yasak şimdi geçici alındı diyelim. Bir süre sonra tekrar hükümete baskı yaparak
bu yasağı kaldırtabiliyorlar. Tüm dünyanın bu konuda bir baskı oluşturması, yani uluslararası kamuoyunun da bu konuda baskı oluşturması gerekiyor ama ben tabii yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Bir takım insanlar şimdi tabii o daha kolay oluyor. İşi yani işin sorumluluğunu Çin'e atıp ya işte Çin kaldırsın, ne biçim insanlar bunlar da her şeyi yiyorlar, bu marketler nedir diye tepkisini dile getiriyor ama sorunun sadece olmadığında özellikle ben vurgulamak isterim. Çünkü mezbalardaki yani bu bizim yani Türkiye'de veya başka bir ülkede, Avrupa'da bir ülkede mezbalardaki ortam da bunlardan farklı değil. Ayrıca bugüne kadar düşünürsek şarbon sığırlardan, kuş gribi tavuklardan, domuz gribi domuzlardan geçti. Yani bu çiftlik hayvanları adı altında sınıflandırılan hayvanlar insanların yemeği normal buldukları, katletmeyi normal buldukları hayvanlardan insanlara çok hastalık geçti. Ben dünkü yazımda da söyledim, 11 bin yıl önce keçi ve kuzuları, koyunları evcilleştiren insanoğlu hayatına kızamık hastalığını sokmuştu. Çünkü onlardan geçmişti. Onların evcilleştirilmesiyle insanın hayatına girdi. O günden beri insanoğlu akıllanmadı. Sürekli bu hayvanların yaşam koşulları değiştirdikçe, onlar esir olarak tutuldukça, kafesler içerisine kapatıldıkça, mezbalar oldukça bu hastalıklar insanın hayatına çeşitli şekillerde girecek. Ayrıca şunu da belirtmek gerekiyor. Bütün bu sektör, hayvancılık sektörü tükettiği topraklarla, suyla, kirlettiği havayla küresel iklim krizinin de baş nedenlerinden birisi. Okyanuslardaki ölü noktalar, hava su kirliliği, bütün her şey buna bağlı. Bunu da duymak istemiyor insanlar. Ben kendim yazılarımda bunu da anlatıyorum, kitaplarımda da bahsediyorum. Bilgiler, bilim insanlarının ortaya koyduğu çok önemli raporlar var. Ama bunları ortaya getirdiğinizde insanlar ya işte ne yapalım yüzyıllardır böyle deyip yaşam tarzını değiştirmiyor. Oysa kapitalizm de direkt bundan ilgili. Yani insan kendisi dışındaki tüm türleri katletmeye sanki kendisinde yetki görmüş gibi, yani insanız ne yapalım işte tüketeceğiz tabii ki diyerek kendisi gibi bilinç sahibi duyarlı olan canlıları da katletmeye kendinde hak buluyor. Aynı şekilde doğayı katlediyor. Bunları da sen de çok sık yazılarında dile getiriyorsun doğanın tahribatına ilişkin. Ama insanoğlu çok vurdum duymaz bu konuda bir şekilde kendi tahakkümünü sürdürmek için her şeyi yok ediyor. Öncelikle bir bunun sorgulanması gerekiyor. Yani diyelim ki Çin kapattı veya Uzak Doğu'da bu marketler kapatıldı. Onunla bitmeyecek. Başka hastalıklar da gelecek. Çünkü bu artık sürdürülebilir bir tüketim değildir. İnsanoğlunun bunun ayırına varması gerekiyor. Sadece insan çıkar için ve sadece insan tüketmek istiyor diye her yıl sadece 100 milyardan fazla çiftlik hayvanı insanlar için yapay yolla üretilip tüketiliyor. Bunların sorgulanması gerekiyor. Bunun maliyeti gerçekten insanlığa çok ağır oldu ama bu koronavirüs gerçekten bir doğanın insanlığa uyarısıdır. Bunu bu şekilde algılamazsak, gerekli değişimleri yapmazsak bugün koronavirüsü belki yeneriz ya da bir süre sonra yeneriz ama başka bir virüs mutlaka insanı gene bulacaktır. Evet, gerçekten çok önemli söylediklerin. Neredeyse insan kendinden başka bir canlıya yaşam hakkı tanımıyor noktasına geldik. Çünkü sadece yemek için avlıyor, yiyor, öldürüyor ve şimdi ondan sonra neden böyle bir hastalık ortaya çıktı? Neden koronavirüs diye bir hastalık salgınla insanlık mücadele etmeye çalışıyor? Bunu sorgularken aslında bir takım yine görüyoruz sosyal medyada bazı komplo teorileri dolaşıyor. Aslında çok basit, bakılması gereken yerde çok açık ve net bir şekilde ortada duruyor. Hayvanların doğal yaşam alanları istila edildi ve her geçen günde daha da istila edilmeye devam ediyor. Bunun dünyada da örneklerini görüyoruz. Türkiye'de de yakın zamanda yapılan pek çok mega projeyle, pek çok inşaat faaliyetiyle, başka bir takım yatırımlarla pek çok canlının yaşam alanının yok edildiğini maalesef gözlemledik. Ve doğal olarak tabii
bu virüslerin bu vahşi yaşam içerisindeki doğal ev sahipleri öldürülünce tabii bu virüsler de bir arayışa çıktılar ve yeni ev sahipleri aradılar kendilerine. Senin bu anlattığın tarihsel süreç de aslında çok önemli. İstersen biraz daha o kısmı detaylandırabiliriz. Bu yani senin de en son söylediğin cümle aslında buydu. Yani bugün bu COVID-19'la mücadele ediyoruz ama bundan 10 yıl sonra, 5 yıl sonra yine bundan buna benzer yine hayvan insan mesafelenmesinin gerçek anlamıyla yapılamadığı bir doğal yaşam ve insan yaşamı arasındaki ilişkinin düzenlenememesinden kaynaklı yeni yeni hastalıklar konuşacağız muhtemelen. Belki bu kısmı biraz daha açmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir de senin dünkü yazında o kısmı belki kısa geçmiştin. Burada detaylandırabiliriz. Çin'deki bu hayvansal gıda endüstrisinin çok fazla yaygınlaşmasıyla ve büyümesiyle birlikte bu pazar da kendine başka türlü bir büyüme alanı buldu. Bu egzotik işte canlı pazarları diye tabir edildiği için ben de o ifadeyi kullanıyorum. Ve ama aslında kendi kendine büyüyen ve kendi kendinin aslında yasa dışı olmalarına rağmen kendi yasasını ilan ederek devam ettirilen bir duruma tanıklık ediyormuşuz aslında yıllardır. Evet, senin de vurguladığın gibi aslında bu iş, yani bu ticaret, ben dün yazımda biraz onu anlatmaya çalıştım. Tabii 1950'lerin sonu 60'lar diye bakarsak, yani o tarihe doğru geri dönersek, Çin'deki bu büyük yıkım, büyük açlık, kıtlık vardı biliyorsunuz. O sırada Çin'de insanlar karnını bile doyuramadığı için, geçimini sağlayamadığı için Çin hükümeti köylülere kendi üretimlerini yapmaları için hak tanıdı. Yani onu serbest bıraktı. Ve bu daha popüler olan diyeyim ya da daha çok tüketilen domuz, tavuk gibi hayvanların ticaretine dayalı üretim daha büyük şirketlerin tekelinde olduğundan bu köylüler kendi bahçelerinde diyeyim, arka bahçelerinde, kendi ufak topraklarında tarıma ve hayvancılığa yöneldiler. Ama o dediğim gibi daha popüler tüketim, gıda tüketimine yönelik üretimler büyük firmaların elinde olduğundan bunlar da vahşi yaşama yöneldiler. Yani oradan kendilerine kaynak buldular. Ve bu şekilde mesela kaplumbağa, ilk eti, kaplumbağa üretimi o köylülerin küçük ufak tesislerinde başladı ve yayıldı. Giderek derken bunu da üretelim, hani şu da var, bu da var. Yani vahşi yaşamı kendilerine bir kaynak olarak kullandılar. Giderek bu popülerleşince, çünkü sadece yemek olarak da kullanılmıyor. Çin'de bir geleneksel tıp denen bir şey var biliyorsunuz. Bu mesela, evet, işte cinsel gücü artırıcı veya işte bir takım ürünler, parfüm veya koku imalatları veya bir takım ilaçlar, hiçbir bilimsel dayanağı olmasa da geleneksel tıpta kullanılan bir takım ürünler, bu hayvanların bir takım sıvılarından veya bedenlerinin bazı parçalarından yapılmaya başlandı. Mesela ayılarla ilgili şu anda mesela 5000 tane kaplan, 5000 tane kaplan şu anda Çin'de esir durumunda. Ayılar da aynı şekilde, ayının saprasının bir insanlara iyi geldiği, hastalıkları iyileştirdiği yönünde bir inanç yayılmış. Oysa ki bunun hiçbir geçerliliği yok ve bu nedenle ayı çiftlikleri var. Ve bir süre sonra bu iş bu kadar büyümeye başlayınca, yani baktı endüstriye doğru gidince, Çin hükümeti bir yasa çıkarıyor 1989'da ve vahşi yaşamı koruma aslında yasanın adı. Ve çok ironik bir şekilde de yasa vahşi yaşamı koruyacağı yerde bu hayvanları vahşi yaşama bir kaynak olarak orada niteliyor. Ve o anda işte endüstri doğmuş oluyor. Bundan sonrasında 2016'da bir kere bir değişiklik yapıyorlar yasada. Ama o da son kalan koruma çalışmalarında darbeleyici bir tavırda yapılıyor. Ve sonunda bu iş çok büyük, devasa boyutlara ulaşıyor. Milyarlarca dolarlar söz konusu. Uluslararası ticareti yapılıyor çünkü bunların. Aslında baktığınızda belki Çinliler, hani hep Çin'de yaşamış olanlar da söylüyor, çok fakir halk
Ve bu işte senin de dediğin gibi egzotik dendiği için ben de onu söylüyorum. Şimdi egzotik marketten alınan ürünleri belki hayatında tüketmiyor ama ufak bir zengin azınlık bunu daha çok yiyecek olarak tüketiyor diyorlar. Ama dediğim gibi yiyecek olmanın dışında da bunlar bir sanayi ürünü haline getirilmiş. Evet. O nedenle bu endüstri bu hale gelince Çin'in kalkınma, yani Çin hükümeti şöyle düşünüyor. İnsanlar hayatını bir şekilde kazansın, bir şekilde geçimini sağlasın da hani ne olursa olsun diye bakmışlar açıkçası. Para için buna göz yumulmuş, feda edilmiş ve son mesela 50 yılda Çin'in doğal yaşamına baktığımızda, yaban hayatına baktığımızda korkunç bir kayıp söz konusu. Dediğin gibi ekosistemi bozmakla ilgili bu. Ama tekrar bunu belirtmek istiyorum. Yani sadece Çin'in sorunu değil bu. Bugün dünyanın her ülkesinde hayvanlara aynı muameleler yapılıyor. Yani bir pangolin işte mesela şimdiki bu son korona COVID salgınında önce yarasadan çıktığı, sonra da onun pangolinle, pangolindeki bir virüsle ya da genomla karışıp yeni bir şeye evrildi, mutasyona uğradığı da söyleniyor. Karışıyor yani bu hayvanlar o marketlerde bir arada bulunduğu için farklı virüsler birbiriyle karışıp yeni bir hale geliyor. Dolayısıyla hem bunun altını çizmek lazım hem de ısrarla söylüyorum. Yani bu işi sadece Çin'e atıp sorumluluğunu, dünyanın bundan kurtulması mümkün değil. Bugün belki evet Çin'den patladı bu işler ama dediğim gibi hayvanlardan, yani bir süre önce bu canlı hayvan ticareti nedeniyle şarbon da Türkiye'de çıkmıştı. Onları da unutuyoruz. Kuş gribi her sene çıkıyor, onları da unutuyoruz. Yani pardon, bu galiba benim telefonumda bir aksaklık oldu, düzeldi mi? Görüntüde kusura bakmayın. Yani bunu insanlığın artık insan doğanın insana bir tokadı olarak değerlendirmiştim ben ilk yazımda. Umarım bu mesajı insanlık artık alır diye düşünüyorum. Sadece Çin'in bazı yasaları çıkarması veya düzeltmeleri yapması yetmeyecek. Onu ısrarla söylememiz lazım. Evet, evet, evet. Aslında bu tabii topyekün bir düşünce değişikliğinde, sistem değişikliğine gitmeyi gerektiriyor. Biz de bunu söylemeye başladık, uzmanlar da söylemeye başladı ama bu tabii değişim kolay olmayacak elbette. Bu hastalık yarın öbür gün biraz sönümlendiğinde, ölümler azaldığında veya nispeten artık bittiğinde tekrardan eski düzeni devam ettirmek için, eski sisteme geri dönmek için insanlar telaşla, aceleyle bekliyorlar diyebiliriz. Ben o yani bütün bu telaş ve endişe sırasında aslında bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Sen de muhtemelen o konuda bir şeyler söylemek isteyeceksindir. Tamamen bilinçsizce ve tuhaf, yanlış bir takım inançlarla da bazı ülkelerde pet hayvanları diye yine tabir edilen bazı evcil hayvanlar da yok edildiler, öldürüldüler. Hatta bazı yerlerde diri diri gömüldüklerine dair bazı haberler okuduk. Yani evcil hayvanlar, insanla birlikte evlerde, yakın ortamlarda yaşayan kedi köpek gibi, kuş gibi, onlardan da bu hastalığın insana geçebileceği yönündeki bazı yanlış veya bilinçsiz bir takım inanışlarla epey bir insanların katlettiği canlılarda oldu, değil mi? Evet, ne yazık ki öyle bir üzücü gelişme var. Çin'de de bu yaşanmıştı. Tamamen yanlış bilgiler sonucunda, hurafeler sonucunda bunlar meydana geldi. Ben de bazı videolarını sosyal medyada paylaşmıştım. Hindistan'da da oldu. Tavukları toplu canlı bir şekilde gördüler. Evet. Daha önce aslında Türkiye'de de oldu. Yani buna şimdi insanlar tepki veriyor ama kuş gribi çıktığında kaç yüz binlerce tavuk bu şekilde gömüldü. Domuz gribi çıktığında domuzlara yapıldı aynısı. İnsanlar kendi hatalarının son bedelini hep hayvanlara ve doğaya ödetiyor. Bunlar hiçbir şekilde doğru değil. İstanbul Veteriner Hekimleri Odası ve Türkiye Veteriner Hekimleri Odası zaten bu konuda gerekli açıklamaları yaptılar. Dünya Sağlık Örgütü de yaptı.
ev hayvanlarından veya pet hayvanlarından veya sokak hayvanlarından, hayatımızın içinde şu anda var olan hayvanlardan insana geçen bir hastalık olmadığı, bu yönde bir hiçbir kanıt, bulgu olmadığı yönünde gerekli uyarıları yaptılar. Bunun yayılma, bunun duyulması çok önemli. Çünkü insanlar gerçekten aslında hayvan sevmediği için bunu bir bahane yapıp hayvanlara yönelik şiddeti artırabiliyor. Bu çok tehlikeli tabii ki. Bu yönde uyarıları yapmaya devam etmek çok doğru. Bu konuya parmak bastığın için teşekkür ederim. Bir de ben şunu da tekrar söylemek istiyorum. Bu hayvansal tüketimle ilgili bu antibiyotik konusu, evet, özellikle dikkat çekmek gerekiyor. İnsanlar 100 yıl önce Alexander Fleming'in penisilini bulduğu tarihten bu yana antibiyotik tüketiyorlar. Çünkü antibiyotik nasıl tüketiliyor aslında biliyor musunuz? En çok nasıl tüketiliyor? Yani grip olduğunuzda gidip doktora aldığınız antibiyotik, belki bunlar da fazlasıyla yayılmıştı ama esasen dünyada, tüm dünyada üretilen antibiyotiğin 1/4'ü hayvancılıkta kullanılıyor. Çünkü o hayvanlar o koşullar içerisinde, evet, yani deminden beri söylediğimiz o korkunç, üst üste sıkışık, sağlıksız ortamlarda üst üste birer eşya gibi tepiştirildikleri için o hayvanlar hastalanıyorlar. Aslında o dışarıdan belki normal gibi görünen o hayvanların hepsi hasta ve onların daha iyi görünmeleri veya birbirlerine daha fazla bulaştırmamaları için sürekli hayvancılık sektöründe bu hayvanlara antibiyotik veriliyor. Ve insanlar onları yiyerek, o hayvansal ürünleri de tüketerek bu antibiyotiklere maruz kalıyor. Ve ondan sonra da işte biliyorsunuz antibiyotik direnci denilen şey gelişiyor. Yani bunların hepsi birbirine bağlı. Bu üretimin artık hiçbir şekilde sürdürülebilir olmadığının göstergeleri o kadar fazla ki. Hem dünyaya yaptığı yıkım çok fazla. Küresel iklimin aslında en büyük nedenlerinden biri, sera gazının en büyük nedenlerinden biri. Bütün bunların verileri isteyen internette hepsine çok kolay bir şekilde ulaşabilir. Hepsi var. Hep mesela fosil yakıtlar üzerinden gidiyor küresel iklim kriziyle mücadele. Elbette o da önemli ve onun da sonlandırılması gerekiyor. Ama nedense iş buraya geldiğinde, yani hayvansal tüketimine geldiğinde, insanların kendi hayatlarını değiştirmeleri söz konusu olduğunda inanılmaz bir tutuculuk ve karşı geliş söz konusu. Ben bunu çok yaşıyorum. Her gün bununla karşılaşıyorum. Ama diyorum yani biz insanlar olarak da sorumluluğumuz var. Değişmemiz lazım. Hayır canım, ne münasebet. İşte biz yaşamak için mecburuz. Hayır, aslında yaşamak için hiç mecbur değiliz bunlara. İnsanlar mecbur olduğuna inandırılmış. Aslında hepsine baktığınızda bir zincir gibi de görünüyor. Yani artık bunu görmemek için bilmiyorum nasıl bir algıya sahip olmak lazım. Çünkü böyle bir tüketim yapacaksınız diye insanlara sürekli medyadan dayatılıyor. Görüyoruz, insanlar çıkıyor, bunu tüketmen lazım, şunu yapman lazım, yoksa şöyle olursun, böyle olursun. Aslında bunların gerçekliği yok. İnsanlar ona inanıyor, onları tüketiyor. O üretim devam ediyor, katlanarak devam ediyor. Sürekli insanların hayvansal tüketime olan talebi artıyor. Ondan sonra da işte dediğim gibi bu hastalıklar ortaya çıkıyor. Oradan dediğim gibi antibiyotik pompalanıyor hayvanlara. Tabii onun sonucunda hastalıklar çıkıyor. Bir bakıyorsunuz hastanelere gidiyorsunuz. Kalp damar hastalıkları, obezite, şeker, birçok kanser türü hastanelerde bunlarla kaynıyor. Kaç bilmiyorum yılda toplasanız bu nedenlerle ne kadar insan hasta oluyor, ne kadar insan hayatını kaybediyor. Bunları söylediğinizde diyorlar ki mesela yok işte sen hayvan haklarını önemsiyorsun da ondan söylüyorsun. Elbette önemsiyorum. Ama ben diyorum ki bu konu aynı zamanda insanın sağlığıyla da ilgili. Aynı şey canlı hayvan ticaretinde yaşadık işte. Brezilya'dan gelen hayvanlar hastalıklıydı. Şimdi kamuoyundan gizlendi. Ondan sonra onu duyurmaya çalıştık. Ne kadar duyurabildik bilmiyorum. Ondan sonra da işte bu hayvanlar piyasaya sürüldü bilmem ne. İnsanlar o zaman yani hiç ciddiye almayanlar ancak kendi sağlıklarıyla ilgili bir tehlike olduğunda dikkate alıyorlar. Böyle de bir bencillik, insan bencilliği aslında. O kafeslerde tutulan hayvanlar, yani mesela şimdi insanlar günlerdir evde tutulmaktan işte sıkıldığını söylüyor. Olabilir. Dışarıya çıkmak istediğini söylüyor. Acaba o kafeslerde tutulan hayvanların yaşadıklarını anlayabiliyorlar mı? Üstelik onlar öyle hani bir evde de böyle rahat bir pozisyonda değil. Kafeslerin içerisinde üst üste, soğukta, kendi dışkılarının, idrarlarının içine bulanmış bir şekilde yaşamak zorunda bırakılıyor hayvanlar.
Yani demek istediğim, insanlar artık bu konuları düşünmek zorunda. Çağımızda evet yüzyıllardır böyle gelmiş olabilir. Zaten o yanlıştı. Baştan bir şekilde yanlış gelişmiş. Ve dediğimiz gibi insanlık tarihine baktığımızda kaç tane hayvan hastalığı var. Yani hayvandan insana geçen zoonotik hastalıklar dediğimiz hastalıklar. Bunların tarihine baktığınızda bulaşıcı hastalıkların ne olduğu, neden ortaya çıktığı belli. Ben insanlara, yani bu yayını izleyenlerden rica etmek istiyorum. Evet, bugüne kadar böyle geldi. İyi olduğunu düşündüğünüz için belki böyle yaptınız ama bundan sonra sorgulama zamanı, artık yeni bir çağ deniyor ya. Eğer bir yeni bir çağsa o, evet. Bu insanın kendini sorgulama çağı olmak zorunda. Komplo teorilerine de gerek yok. Yani önce insan kendi yapabileceği değişimleri yaratmak zorunda. Hem iklim değişikliğine dur demek için... Belki biraz zamanımız var, bilmiyorum. Bilim insanları uyarıyorlar son 30 yıldır gibi bir takım hesaplamalar var. O dönemde bunun ortaya çıkışı da aslında hiç tesadüf değildir. Hiçbir şekilde tesadüf değil bunlar. Yani doğanın kendi dengesi var. O ekosistemi bozduk, o döngüyü bozduk, biyolojik döngüyü bozduk. Türler yok oluyor, sayısız türler yok oldu insanın bu tüketimi yüzünden. Bütün bunların nedenini düşünmek, üzerinde tartışmak ve gerekeni yapmak zorundayız diyorum ben. Evet, ve onu tabii yani çok güzel söyledin, çok güzel özetledin gerçekten ve o tartışmayı, o konuşmayı şimdiden yapıyor olmak gerekiyor. Aslında evet, yani insanlar ölüyor, sağlık sistemleri dünyanın en önde, en gelişmiş ülkeleri bile sağlık konusunda ekipmanların yetiştirilmesi konusunda yetersiz kalıyorlar. Şu anda bir telaş var ama yarını da bugünden konuşuyor olmamız, planlıyor olmamız bu sistemin nasıl değiştirileceği üzerine fikir yürütüyor olmamız ve hatta da uygulamaya geçiyor olmamız gerekli. Şimdi geçtiğimiz haftalarda biz de Ekolojik Odak programında o konuyu inceledik. Özellikle Çin'de sanayinin yoğun olduğu bölgelerde üretimin ani bir duruşla durmasıyla birlikte hava kalitesinde belki çok ciddi bir değişiklik olmamış olabilir ama hava kirliliğinin neredeyse uzaydan bile fark edilecek şekilde yok olduğunu gördük. Uzaydan çekilmiş görüntüler bile bunu bize gösterdi. Aynı şekilde İtalya'da da Kuzey İtalya bölgesinde üretimin durmasıyla orada da aynı şekilde hava kirliliğinde çok ciddi bir düşüş oldu. Şimdi bu senin de az evvel değindiğin gibi bütün bu iklim kriziyle mücadele çok ağırlıklı olarak fosil yakıt endüstrilerinin son bulması ve bu yakıtların artık yakılmaması üzerine kuruludur. Maalesef et, süt ve diğer hayvansal gıda üretimiyle ilgili gelişmelerin de aslında yeniden dizayn edilmesi üzerine konuşulduğunda, bu konuyla ilgili biraz fikirler ortaya atıldığında, karbon emisyonlarının çok ciddi olduğunu bu sektörün söylendiğinde maalesef pek çok insan bunu çok bireysel algılıyor ve insanlara tüketiminizi, hayvansal gıda tüketiminizi yeniden gözden geçirin. Bu kadar çok hayvansal gıdaya ihtiyacınız var mı? Bunu değerlendirin dediğimiz zaman genellikle bir agresiflikle ve kendilerine karşı yapılmış bir hakaret gibi algılıyorlar. Ama bunun değişmesi gerekiyor. Çünkü soru şu, Çin'de bu hava kirliliği yok olduysa demek ki pek çok canlı da biraz nefes aldı, rahat etti bu vesileyle ve bu tükettiğimiz bütün ürünlerin, sadece gıda değil, ihtiyacımız olmayan pek çok ve sahip olduğumuz, satın aldığımız, almak istediğimiz pek çok ürüne ihtiyacımız var mıydı sorusunu belki de tekrar kendimize ve etrafımızdakilere sormamızın gerektiği bir döneme giriş yapıyor olmamız gerekiyor, değil mi?
Evet, tüketimi mutlaka sınırlandırmak gerekiyor. Herkesin kendi hayatında bir dayatma olmadan, yani devletin emrini beklemeden yapabileceği şeyler bunlar. Bir süre önce hani bu naylon poşet olayı mesela, o da tam başarılamadı tabii de. Yani illa böyle bir yasa çıkması, insanlara dayatılması gerekiyor sanki bir şeylerin yapılması için. Oysa ki insanlar kendi inisiyatiflerini alabilirler, kendi hayatlarında kendi düzenlemelerini yapabilirler. Bunun bir yasayla olması gerekmiyor. Benim bunu tüketmem gerekiyor mu? Gerekmiyor. O zaman ben bunu yapmayayım diyebilirler. Artık bunun ayırdına varmaları gerekiyor. Ama ben varabilecekler mi çok emin değilim. Çünkü Türkiye'de gördüğüm haberlere göre medyadan insanlar işte bu kıtlık, karantina olursa ne yaparız diye marketlere hücum etti ne yazık ki ve et kalmamış, ete çok acayip bir talep olmuş, fiyatı artmış. Yani görüyoruz ki hiçbir şekilde bilinçlenme yok ama medyanın da ne yazık ki bu konuda ki cehalet diyeceğim artık, yani gerçekten ona çok büyük katkısı mı var diyeyim, katkıda hani olumlu bir anlamda kullanıyor ama yani onu tetikliyor medyada yaptığı yayınlarla. O nedenle bence bu program gibi programların sayısı artarsa insanlık adına da çok olumlu bir gelişme olacak. Doğruyu söylemek gerekiyor artık insanlara. Kapitalizmin insanlığı bu duruma getirmiş olması da aslında şaşırtıcı değil. Bir yerde bunun tökezlemesi de gerekiyor. Yani bu doğa kaynak olarak kullandılar. Demin hani Çin örneğinde söyledim, kaynak olarak hayvanları, evet, doğayı kullandılar ama tüm insanlık da kullandı. Bunun bir yerde toslayacağı belliydi. O da bugünmüş diyorum. Evet, evet. Peki son belki birkaç cümle bizi izleyenlere, bu konularda hassasiyeti olan izleyicilerimize veya bundan sonra bu hastalıkla birlikte bu bilince sahip olacak olan insanlara belki bir iki cümleyle bir mesaj vermek istersen ne söylemek istersin? Ben dün yazımda da belirttiğim gibi hayvanları bir mal gibi görmesinler, eşya gibi, köle gibi görmesinler, köleleştirmesinler hayvanları. Çünkü onlar da yaşamak istiyor bizler gibi. Onları doğasından ayırmamak gerekiyor. Ve onların da bizim gibi bilinç sahibi duyarlı canlılar olduğunu gerçeğini kabul edersek bu tüketime son vermemiz daha kolay olur. Onları sanki böyle bir cansız hani odun parçasıymış veya bir taş parçasıymış gibi değerlendiriyor insanlar. Artık bu yönde bir değişimin olması gerekiyor. Herkes kendi çevresindekine, özellikle çocuklarına, anneler babalar bunu anlatırlarsa belki biz göremeyiz ama bizden sonraki kuşaklar en azından daha bilinçli olabilir. Yani doğa sevgisi, hayvan sevgisi, herkes sevdiğini söylüyor ama bir bakıyorsunuz işte sadece evindeki pet hayvanını seviyor ama konu oraya gelince senin de belirttiğin gibi bunu konuşmak bile istemiyor. Oysa ki biz artık bunu konuşmak zorundayız. Tüketimimizi sınırlayalım, daha bilinçli olalım ve dediğim gibi hayvanlara yapılan bu eziyeti artık kabul etmeyelim. İnsanın aslında etik olarak kendisini sorgulaması gereken bir dönemdir. Etik bir sorun var insanlığa dair. Bu tüketim çünkü başka türlü açıklanamaz. Bu etik sorgulamayı yapmamız gerekiyor insanlık olarak. Bunu yaptığımız takdirde ben yaşama şansı bulabileceğimizi bu dünyada en azından düşünüyorum. Hep söylendiği gibi başka gezegen yok. Hepimizin bu gezegen ve onu korumak için hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor. El ele daha bilinçli günlere ve daha saygılı yaşama hakkına, insan ya da hayvan yaşama hakkına saygı duyulan bir dünyayı kurmamız gerekiyor. Evet, çok teşekkür ediyorum Zülal'cığım böyle zor günlerde bu programa katıldığın için ve aydınlatıcı bilgiler verdiğin için. Ben de çok teşekkür ediyorum bu yayın için. Teknik masadaki arkadaşlara da teşekkürler. Evet. Evet, bu hafta ekolojik odakta malum koronavirüs salgını ve insanla diğer canlılar arasındaki ilişkiyi ele almaya çalıştık. Süremiz el verdiğince ve şartlarımız el verdiğince. Bu hafta ekolojik odakta konuğum hayvan özgürlüğü aktivisti ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen'di. Tekrar kendisine çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve programa katıldığı için. Evet, bu hafta da ekolojik
Ekolojik Odağı'nın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.